Yeni haller fikrini bir geçiş döneminde olduğumuz için oluşturduk aslında. Yani bir devrim bitti, yeni bir devrim başladı. Bir ara dönemden geçiyoruz. Eskinin kuralları ortadan kayboluyor. Yeninin kuralları yeni yeni belirmeye başladı. Biz de bu eskiyen bir takım kuralları ve yeni çıkan kuralları, ilkeleri anlayabileceğimiz ve bunu yaparken de eğlenebileceğimiz bir program yapalım dedik. Oradan çıktı. Biz aslında yeni halleri uzun süreli bir projenin bir aşaması, ilk aşaması olarak, ilk adımı olarak düşünüyoruz. Amacımız, hedefimiz yeni hallerin etrafında kurulacak bir podcast network'üne doğru evrilmek. İçinde birden fazla podcast programının yer alacağı. Bunun için de çalışmalara başladık yani ufak ufak. Hemen arkasından mesela işte Duygu Demirdağ var. Onun bir programı olmasını istiyoruz. Daha sonrasında başka programlarda olacak. Öyle düşünüyoruz. Ekip derken şöyle şu anda aslında 3 kişilik bir ekibiz hakikaten. Şeyi söylemiyorum ama şimdi teknik kısmında yardım alıyoruz tabii ki. Ama içerikle ilgili biz kendimiz hazırlanıyoruz zaten yeni hallere özgürle. Bir de Duygu var bize yardım eden. Yeni hallerin isim anneliğini de Duygu yaptı. Böyle bir ekiple çalışıyoruz şu anda. Podcast benim epeyce uzun bir süreden beri merak ettiğim bir konuydu aslında. Şöyle, yani hem dinleyici olarak merak ediyordum ama aynı zamanda üretim aşamaları, yayınlanma aşamaları nasıl oluyor? Teknolojisi ne? İşte çok çok mu ne derler şey tek yüksek şeylerle maliyetlerle oluşuyor. Bunları takip ediyordum, araştırıyordum. Bu bir seneyi geçti. Ondan sonra Özgür'ün de podcast'i takip ettiğini öğrendim. Biz zaten arkadaşız ve görüşüyoruz yani sürekli. O esnada böyle bir şey yapabilir miyiz fikri ortaya çıktı. Bu sefer biraz daha ciddi ilgilenmeye başladık. Ve sonuçta birkaç aşamadan geçtik. Yani önce kendimize bir takım kayıtlar yaptık. Daha basit cihazlarla ses aldık. Onlar olup olmadığına baktık. Biraz daha hücum kayıt gibi kayıtlar yapıyorduk. Daha sonra bu sefer işte farklı farklı yani daha editingi daha sık kullandığımız kayıtlara geçtik. Kısacası yani benim için bir seneyi uzun bir süreden beri bir arka planını araştırma dönemi söz konusuydu. Benim daha önce podcast ya da radyo deneyimim yok. Ancak şunu fark ettim. Türkiye'de ana akım medyanın çöktüğünü, medyanın giderek nişleşmeye başladığını, aslında bir ortak medyanın dünyada da ortadan kaybolduğunu fark ettik. Ve bu sebeple de kendi merak ettiğimiz, kendi ilgi alanımız olan konuları ele almanın geleneksel medyadaki yayıncılıktan daha bugüne için geçerli olacağını ve aslında bunu yapmak istediğimizi fark ettik. Ben biraz o sebeple podcast'e başladım. İlgilendiğimiz konuları bununla ilgilenen insanlara doğrudan aktarabilmek için. Biz aslında şunu yapmaya çalışıyoruz. Dünyada olan, şu anda içinden geçtiğimiz bu çalkantılı dönemde gözümüze çarpanların bağlamını vermeye çalışıyoruz. Neden bunlar oluyor? Geçmişinde ne var? Geleceğe bu nasıl devam edebilir? Şeklinde meselelerin bağlamını önce kendimiz anlamaya çalışıyoruz bağlamını. Daha sonra da elimizden geldiğince insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Bu konular üzerinde bir tartışma alanı olsun istiyoruz. Aynı şekilde bir süre sonra newsletter yayınına da başlayacağız. Ve şimdiden dinleyiciler e-mail yoluyla yorumları bize iletiyorlar ve oradan da çok fazla yeni konular öğreniyoruz, yeni konu önerileri öğreniyoruz. Biz de bu newsletter'la kendilerine hem bu konu meselesinde beraber çalışmak istiyoruz, hem de kendilerine çalıştığımız, ilgilendiğimiz podcast'e ayırdığımız konular hakkında kaynakları da iletmeyi düşünüyoruz. Yani ana akım medyanın iş haberleri işleyiş şekli vesairesinden ben kendi adıma bir noktada sıkıldım. Takip ediyor muyum? Evet, gazeteciyim ve sonuna kadar işte sabahtan akşama kadar o ana akım medyanın haberlerine bakmak zorundayız bir nokta. Kendimi zorunda hissediyorum. Ama ve lakin şöyle bir şey var. Bir alternatif olması gerektiğine de inanıyorum. Podcast evreninin buna çok uygun bir evren olduğuna da canı gönülden inanıyorum aynı şekilde. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında şu. Biz bir konuyu bizim hayatımızda bir yerde yer alan bir konuyu, ilgimizi çeken bir konuyu bir ucundan yakalayıp o konuyla ilgili tabii ki bir fikrimiz oluyor, bir bilgimiz de oluyor, bir birikimimiz de olmuş oluyor. Bizim bir şekilde dikkatimizi çekmiş bir konu oluyor ama onun üzerine çalışıyoruz da her program için. Ve hazırlığımızı tamamladıktan sonra insanlara iki kişinin diyalog halinde yani o gündelik haberlerin, gündelik dilin, gündelik siyasetin uzağında siyasetle konuşsak bağlamını, kontekstini vererek
olup bitenin arka planını anlatmaya çalışarak bir içerik üretmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız özetle şu, yani konu bizim ilgimizi çekmiş olsun. Biz inanıyoruz ki yani bu niş bile olsa, en niş konu bile olsa mutlaka karşıda dinleyici kitlesinde bir karşılığı vardır, olacaktır. Nitekim zaten insanlardan bu ilk ay yayınladığımız 3 bölüm sonrasında aldığımız geri bildirim de bunun bir karşılığı olduğu noktasında. Epeyce bir maille işte tam da böyle bir şeye ihtiyaç vardı diyorlar. Sanırım yani hissiyatımız böyle bir ihtiyacın olduğu yeni hallerinde bu ihtiyaca bir nebze karşılık denk geldi. Ya bir konu belirlediğimiz zaman zaten o konuyla daha önce muhtemelen ilgilenmiş oluyoruz. Bir de hem Eray'ın hem de benim bir konuyu ele aldığımız zaman dibine dara ekene kadar ilgilenmek o konuyla, onu araştırmak gibi bir özelliğimiz var. Zaten bunlar bizim kendi kendimize de özel sohbetlerimizde ya da arkadaşlarımızla hep bahsettiğimiz konular ve biraz normal konuşmalarımıza da benzeyen şekilde yapmaya çalışıyoruz. Giderek de oraya doğru da ilerleyecek diye düşünüyorum. Çünkü ilk başlarda insan ister istemez biraz kasılıyor. Ama bir de şu var, şöyle de bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. İçeriklerimizin her dem taze olmasını istiyoruz. Yani bir sene sonra da birisi geldiği zaman birinci bölümünde, ikinci bölümünde dinlese hala geçerli olsun istiyoruz. O sebeple de günlük haberlere, günlük siyasete o kadar da fazla girmiyoruz. Şöyle demem lazım, Özgür'ün söylediklerine tamamen katılıyorum. Bunun üstüne de sadece şunu söyleyebilirim. Yani bizim konulara hazırlanırken zaten normal hayatta yaptığımız bir şey vardı. Zaten yeni haller birazcık buradan doğdu. Yani bir konuyla ilgili ben ilginç bir şey bulduğumda Özgür'e bir mesajla bunu atıyorum zaten. Şunu okudun mu diye. Sonra o eğer konu ilgisini o sırada çekiyorsa normal yani yeni haller olmadan sıradan günlük hayatımızdan bahsediyorum. O konu onun ilgisini çekiyorsa o da onunla ilgili başka bir linki bana yolluyor. Sen peki buna baktın mı bununla ilgili? Ben ona yolluyorum falan derken biz zaten bu süreci yaşıyorduk. Ortada bir tek bunları çıkıp karşılıklı konuşmama gibi bir durum vardı. Yani şu anda yaptığımız aslında bu konuları bir mikrofona anlatıyoruz ama normalde kendi aramızda zaten dönen muhabbeti yeni hallerde insanlara dinletiyoruz şu anda. Kardeşim şöyle bir yorum yaptı. Sabah 5'e kadar ben mi dinleyecektim sadece? Biraz da başkaları dinlesin bari dedi. İşte zaten normal hayatta da yaptığımız ve insanların başına ekşidiğimiz bir durumdu bu. Bunu genele yayalım ve daha çok insanın başına ekşelim diye düşündüm. Zor kısmı da bu arada onu da ekleyeyim. Bir yarım saatte 40 dakikada bunu bitirmek. En zorlandığımız kısmı o çünkü bizi bıraksan onunla ilgili 3 saat konuşabiliriz. Çok bayağı böyle kendimizi tutuyoruz yani tamam burada susayım artık falan diye. Yani dünya şu geçtiğimiz dönemde bize bir seçim hakkı veriyor aslında. İşte virüsle mi ölmek istersin, savaşla mı, ekonomik krizle yoksul mu düşmek istersin, yoksa depremde mi ölmek istersin gibi. Yani seçim şansımızın olduğu bir düzendeyiz. Ben bu dönemin çok zorlu geçeceğini ama bu dönem bittikten sonra yeni gelecek olan devrin hakikaten insanlık açısından hayırlı olacağını düşünenlerdenim. Çok karanlık bir dönemden sonra bir umut ışığı olduğunu görüyorum. Ama bu çalkantılı dönemin bitmesine bizim ömrümüz yetecek mi onu hakikaten bilmiyorum. Belki de işte bu konuları seçerek bu içeriği üretmemizin sebebi dünyanın şu anda içinde bulunduğu durum. Şöyle, yani artık normal hayatta, gündelik hayatımızda yine onlarla ilgilenmeye devam etmekle beraber bir nebze olsun yine konular politik de olsa, işte veyahut da ucu politik bir yere değiyor da olsa bir nebze olsun siyasetten uzak, bu yani dünyanın o klasik gündeminden uzak başka başlıkları alıp konuşalım, tartışalım istedik. Birazcık da aslında dünyanın bu hali sebep oldu yani yeni halleri bir podcast haline getirmemize, podcast yayını haline getirmemize. Belki ileride YouTube'da da bir şeyler yapabiliriz. Ancak şu anda YouTube ortamı çok karma karışık geldi bize ve hakikaten bir anarşi ve kaos ortamı var orada. Biz daha sakin bir şey yapmak istiyorduk. O sebeple podcast'i seçtik. Daha özgür bir alan mı? Yani bilmiyorum yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları podcastler için de geçerli muhtemelen. Çok çok daha özgür olduğunu zannetmiyorum ama bir klasik televizyon kanalına göre çok daha rahat kendinizi ifade edebildiğiniz bir alan elbette. Evet. Bir anlamda evet yani üslup olarak da bir daha rahat bir yerdesiniz ama netice itibariyle Türkiye'deki ifade özgürlüğü ortamının içinde açılmış bir cennet bahçesi de değil yani podcastler. Şöyle YouTube'da yani başka bir program olur mu? Belki ileride olabilir. Bu konuşmayı belki İşte bu yaptığımız konuşmaları belki başka mecralarda da yapabiliriz. Fakat ilk anda
iki sebepten ötürü. Yani bir kere şöyle bir şey var. Özgür derken, yani politik olarak özgür olmasından bahsetmiyorum podcast'in, ama kendisinin doğasının bir özgürlüğü var. Yani YouTube'dan daha rahat tüketilebilen bir şey mesela. Neden? YouTube'da işte araba kullanırken mesela görsel olan bir şeyi takip etmekte zorlanabilirsiniz. İşte ne bileyim, koşarken aynı anda telefonunuza bakıp bu adamlar ne anlatıyor diye sadece dinlemek isteyebilirsiniz. Podcast'in kendisinin daha özgür bir mecra olduğunu düşünüyorum. Ya henüz yolun başındayız ve yolun başında olma halimize göre ben memnunum şu anda geri dönüşlerden. Beklediğimden daha fazla ilgiyle takip ediliyor, ama daha önemli tarafı dinleyicilerin iletişimde olması ve sürekli onlarla mailleşmemiz vesaire. O beni en çok heyecanlandıran kısmı o. Bize ulaşan mesajlarda ve insanların tepkilerinde en hoşuma giden şey nicelikten öte niteliğiydi o mesajların. Yani böyle bir ihtiyaca karşılık geldiğini ifade ediyor insanlar. Yani böyle bir şey arıyorduk duygusu var orada. O gerçekten çok heyecanlandırıyor. Yani böyle işte binlerce mesaj yağdı insanlar yerine, öyle bir şey tabii ki yok, ama gelen o mesajların her birinde insanlar, ya bize böyle mesela üniversiteden bir öğrenci yazmıştı, mail atmıştı bize. Tam da işte böyle bir şey arıyorduk abi filan gibi bir duyguyla yazdığında, bu insanı gerçekten doğru bir şey yapıyoruz herhalde duygusu veriyor. O açıdan da çok memnunum ben kendi adıma. Ya insanlar her gün yüzlerce sıcak haber bombardımanı altındalar ve bu kadar çok görsel, işitsel uyarıcının olduğu, bu kadar çok haberin olduğu bir yerde gerçekten ben de dahil birçok insan bir kafa karışıklığı, bir bulanıklık yaşıyoruz. Biz bu podcast'te biraz da bütün bu kargaşadan, haber bombardımanından insanların kurtulabileceği, sakin sakin bizimle beraber düşünebileceği bir alan yaratmaya çalıştık burada. Umarım da buna devam eder ve başarılı olur. Şu aşamada podcast'ten para kazanmak henüz düşündüğümüz bir şey değil. Henüz bilmediğimiz bir ortam. Zaman içerisinde neyin ne olduğunu biz de anlayacağız yani. Daha yeni girdik işin içerisine. Hakikaten dünyada medyanın bütün ekonomik, finansal modellerinin değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Podcast'ten para kazanmaya karşı da değiliz ama. Şundan dolayı, çünkü haftada 2 ve 3 program bandında durmaya çalışıyoruz. Bir konuyu araştırma zahmetli bir iş gerçekten. Ve bu insanlara bu içeriği ulaştırmanın kendisi gerçekten ciddi anlamda zaman alan bir şey. Post prodüksiyonundan falan hiç bahsetmiyorum bile yani. O yüzden de bir vadede bunun bizim için bir gelir modeli olması, içeriğin kalitesinin aynı seviyede devam etmesi ve aynı zamanda da giderek daha da ne derler, iyi bir noktaya taşınabilmesi için aslında bir noktada elzem. O yüzden de para da kazanırsak iyi olur bir süre sonra. Yani. Kaltın podcast'ını takip ediyorum. Can Kozanoğlu'yla Mir Güncebas'ın podcast'ını, Türkiye'den o ikisini takip ediyorum. Yurt dışından çok var. Hani oradan da birçok şeye baktık. Yani birçok şeyi takip ediyorum. Format olarak bize çok benzeyen yurt dışında formatlar var. Özellikle onlar biraz daha eğitim kategorisi altında. Biz aslında toplum ve yaşamda duruyoruz şimdi, ama eğitimde de duruyoruz aslında bir yandan da. Hani seçtiğimiz kategori arasında eğitim de var. Vallahi ben Türkiye'de zaten dediğim gibi bir merakla bu işe girdiğim için, Özgür'ün saydıkları, devamındaki özellikle haber içerikleri, Medyascope'un içerisindeki bazı toplum ve kültür vesaire gibi programların podcastleri, kısa dalgaya, yani neredeyse bütün yerli içeriklere aşinayız. O bölümü önceden gözüme kestirdiysen, mesela yola çıkacaksan metro bile olsa onu bir download ediyorum. Yani indiriyorum o bölümü. Benim için ama en kritik şey uykudan önce. Ben çok kolay uykuya dalabilen birisi değilim. Ben podcast dinleyerek uyuyorum yani epeyce bir süredir. Ben yemek yerken ve spor yaparken dinliyorum. Sonra da kitap okuyorsun.